şimdiki boyundan 10 santim daha kısa olması. Bir 10 santim şey payımız var. Kısalma. Her sene senin için yok. Kişinin baş harfini dövme yaptırır mısın? Dövme yaptırmam. Dövme yaptırırım belki de, bu saçma bir dövme bence ya. Ya ben seninle alakalı bir şey dövme yaptırmam. Eşinin ailesiyle yaşamanız gerekiyor. Kabul eder misin? Ederim canım. Bakayım ona göre. Dış çekim. Küfürlü koymuşlar bu kısmı. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün düğün.com'un YouTube kanalında biz konuğuz. Ben İrem, eşim. Güney Kan. Biz 2 yıldır beraberiz, 2 aydır da evliyiz. Bugün bu kanaldaki soruları cevaplayıp ne kadar uyumlu bir çift olduğumuzu ölçeceğiz. İsterseniz başlayalım. İlişkideki sınırlarınızı masaya yatıralım. Kırmızı çizgileriniz ne kadar benzer ona bakacağız. Beni rahatsız eder dediğiniz her durum için kırmızı bayrağı, sorun olmaz dediğiniz her şey için yeşil bayrağı kaldırın. Aynı cevaplar uyum yüzdenizi artıracak. Hazırsanız başlayalım. Hazırız. Hazırız, evet. Her hafta en yakın arkadaşıyla sensiz dışarı çıkması. İkisini kaldır. Her hafta çok ya ama evet. Normalde bir şey demem yani. Şimdiki boyundan 10 santim daha kısa olması. Yani ben okey. Ben zaten yani. Bir 10 santim şey payımız var. Kısalma. Hayır, senin için yok. Benim için yok, evet. Yeşil. Anlaşamadık mı bunda? Erkekte boy. Yani benim boyum uzun. Yani bir kadın için o yüzden şey. Evet. Yeter yani bu. Doğru. Aynen. Olabilir. Her konuda kendisiyle ilgili övünülecek bir şey bulması. Zaten hayatımız bu bizim. Evet. Aynen, ikimizin hayatı yani bu. Birlikte otururken telefonu masaya ters koyması. İlk başlar... Bilerek yapıyorsa kırmızı tabii canım her seferinde. Tabii ilk başlarda mesela o hep böyle telefonunu masaya ters koyardı. Tamam, sakin. Yani ben de çok sinirlenirdim. Sonra koymadın. Koymadın yani, alıştı. İlişkinin başında saçma sapan bir mesaj gelir, bir şey olur. Ya boşuna. Tabii ben ondan, yoksa bir şey sakladığımdan değil. Ha, ben de şey dedin ya sen bana. Biri garip bir şey yazar, daha birbirimizi tam tanımıyoruz. Sen bana dedin ya, mesaj gelince dikkatimi dağılıyor, kapatıyorum o yüzden dedin. Demişimdir. Olabilir. Ha, ben inanmıştım. Olabilir. Neyse, aile faciası yaşanmadan bu soruyu geçelim. WhatsApp'ta çevrim içi olup hemen cevap vermemesi. Yok, bunu ya, yapıyor zaten. Bunu anlıyorum yani, iş güçtür. Normal canım. Senin dış görünüşünle ilgili nadiren güzel şeyler söylemesi. Ben bir övgü beklemiyorum. Yani. Ben bekliyorum. Söylüyor mu? Söyler. Söylemiyorsa söyletiriz. Gerektiği yerde D, K eklerini ayırmaması. Sen mi takıyorsun buna? Ben aklıma geldikçe ayırıyorum. Ya sen çok yanlış yazdın, kelimeler var ama. Yok, normalde yazmam. Hızlı yazdığımdandır o. Hayır, bilip. ÖSS'de Türkçem fulldü. Ben çok takarım şeye, evet, yazım kurallarına, evet. Uyarım ben de da. Dikkat ederim bu arada ya, öyle ders, dediğine bakmayın. Tabii, tabii. Arada de, hızlı yazarken yiyorsun. Gidiyor yani. Fark etmek mesela. Ayrı mı, bileşik mi? Öyle zor sorular sonra şimdi. Ayrı bu arada. Aferin. Şimdi sırada kulaklıkla anlat bölümümüz var. Bakalım birbirinizi duymadan ne kadar anlaşabiliyorsunuz. Her soru için süreniz 20 saniye. Kelimeleri hareketle anlatmak yasak. Tek bir ipucu verelim. Tüm kelimeler düğünle ilgili. Verdiğiniz her doğru cevap uyum yüzdenizi artıracak. Hazırsanız başlayalım. Hazırız. Hazırız. Tarlatan. Tar-la-tan. Tar-la-tan. Saç. Tarlatan. Bir daha yavaş söyle, düzgün söyle, bak saniye gidiyor. Tar-la-tan. Tarlatan. Yok, konuya geç bunda. Of. Diğer kelimeye geçiyorum. Süre doldu. Kayınço. 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 Heceleme. Kelimeyi direkt söyler misin? Kayınço. Ne? Kayınço. Kayınço. Heceleme. Heceleyince anlamıyorum. Tamam, pardon, tamam. Kayınço. Nedime. 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 Nedime.
Ya biz yanlış yapmışız baştan. Evet ya. Bindallı. Bindallı. Ne? Bindallı. Ne? Bindallı. Bin. 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 Pil. Bin. 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 Bindallı. Ya geçelim. Çok zor ya bu. Evet. Nişan bohçası. İki harf, iki kez olur. İki kelime mi? Nişan bohçası. Ne? Nişan bohçası. Ne? Saç? Nişan. Nişan. Ha. Nişan bohçası. Nişan bohçası. Nişan bohçası. Duydun mu? Nasıl? Doğru. Düğün.com. Düğün.com. Dış çekim. Dış çekim. Dış çekim. Dış. Göstermeden söyle. İki kelime demek. İki kelime. Hı hı. Dış çekim. Dış çekim. Çekim. Dış çekim. Dış çekim. Küfürlü koymuşlar bu kısmı. Anlamıyorum bunu. Şimdi soracağım sorularla ilişki içinde verdiğiniz tepkilerin ne kadar benzer olduğunu anlamaya çalışacağız. Hazır mısınız? Hazırız. Hazırız. Salonda otururken eşin içeri gitti ve telefonu salonda bıraktı. Çaktırmadan karıştırır mısın? Cevaplıyorum. Ama ben bir açıklama yapmak istiyorum burada. Normalde ben bir yıl önce sorsanız bu soruyu kesin evet derdim. Bu Güney Kadın bana kattığı güzel şeylerden bir tanesi. Güzel bir güven. Ne kadar güvenilir olduğu aynen. Buradan belli oluyor. Evet. Böyle evet. Bir açıklama. Bir sebepten eşin en yakın arkadaşınla görüşmeni istemiyor. Arkadaşlığını bitirir misin? Ben güvenirim. Senin sezgilerine güvenirim ve bitiririm. Yani çok şey olması lazım ya. Mantıklı bir, geçerli bir sebep olması lazım. Çünkü benim için arkadaşlarım bayağı önemli. Evet. Uzun arkadaşlarımı, arkadaşlıklarımı bitirmem. İrem'in arkadaşlıkları iki dudağım arasında o zaman. Evet, biraz öyleymiş. Bundan sonra herkes ayağındayım kalsın. Eşinin doğum gününü o gün hatırladın. Son dakika hediye alır mısın? Hiç de belli etmem. Alyans takmak yerine yüzük parmağına eşinin baş harfini dövme yaptırır mısın? Dövme yaptırmam. Yani hayat yani, yani bu o kadar. Dövme yaptırırım belki de, bu saçma bir dövme bence ya. Ya ben seninle alakalı bir şey dövme yaptırmam. Sen de yaptırma bence. Yok, seninle ilgisi olduğu için değil de bence biraz ne diyorlar şimdiki ne? Arkadaşlar cringe mi diyorlar? Ha aynen. Biraz öyle. Doğru. Sırf eşinin gönlü olsun diye ilgini çekmeyen bir etkinlikte ona eşlik eder misin? Full yapıyoruz yani biz bunu, genel hayatımız böyle oluyor. Eşinin kıyafetini beğenmediğinde buna müdahale eder misin? Tam bakıştan cevabımı aldım. Şöyle mi? Ha, bazen mi? Şöyle diyeyim. Ben direkt söylerim. Yani benim tarzım olmayan şeyleri o genelde beğenir, sever. Ben hani bunu mu yaptın, bunu mu giydin diye çok şey yaptığım oldu yani. Söylediğim sadece oldu. Kıyafetime değil, her şeyime müdahale eder. Kaçırmaz. Ben etmemeye çalışırım ama fikrimi söylerim kesin. Fikrini söylersin, evet. Arkadaşının kimseye anlatma diye tembihlediği şeyleri tamam deyip yine de eşine anlatır mısın? Evet, sen yaparsın. Ben arkadaşlarımınkini söylemem. Ailemikini de söylemem. Eğer söyleme dedilerse çok önemliyse, evet. Veya onu ilgilendirmiyorsa, onunla hiç alakası yoksa. Ama ben o her şeyi anlatır. Evet. Bu kadar. Doğru cevap bu, evet. Her şeyi anlatırım. Arkadaşlarım inşallah bunu izlemez. Önemli sayıları kafamda ben ölçerim. Çok önemliyse gerçekten anlatmam. Kızın, hani kız ya da erkeğin özelliğiyse anlatmam. Ama böyle hani ufak bir şeyse bir çıtlatırım. Yani, ama daha şey yapmadım yani bu konuda. Genelde herkes anlatır ama ya. Karı koca arasında çok gizli olmaz. Evet. Yani. Sağ ol. Bunu herkes biliyordur yani bence. Bence de. Bir yıl için eşinin ailesiyle yaşamanız gerekiyor. Kabul eder misin? Hı-hı. Ederim canım. Bakayım ona göre. Ayrıca yani gerekiyormuş, zevkimizden değil. Gereklilikse yaşarım, o kadar da niye şey yapayım? Tabii tabii.
Aileler arkadaş olduğu için eşinin çocukluk aşkı düğününüze geldi diyelim. Tepki verir misin? Ben veririm. Ben bu konularda kendimi daha geliştiremedim yani gerçekten. Tepki düğün sallantıya girebilirdi. Öyle bir durumda o kadar yani. Evet, kesin düğün sallantıya girerdi yani. Aynen. Ya ben çok şeyimdir ya. Fevriyimdir, agresif olabilirim bazen bu tür şeylerde. Evet, hiç manzaka düşünemem. Çocuklukmuş, küçükken olmuş, hatırlamıyorlar falan hiç düşünmem. Tam tersi derim ki sanki dünkü sevgilisiymiş gibi davranıp şey yaparım. Kızarım evet, yani. Evet, yapar doğru. Şimdi bir de sinirlendim ben. Aynen. Yani evet, onu halledersin sen, düğünü almazsın. Tamam. Bitti ama düğün farkına var. Olsun, geçti senin artık. Eşin istese tüm sosyal medya şifrelerini verir misin? Biliyorum senin hayır diyeceğini. Ya ben de vermem. Çünkü hayır, artık benim cevabıma göre olmaz. Ama bunun artık sağlıksız olduğunu ben farkındayım. Artık öğrendim. Ama hayır. Vermem. Ha, o. Sağlıksız tamam, yani bu. Aynen. Okay. Bu sen demek ki toksik bir şey başlattın. Hı, başladık aynen. Sen de benden istiyorsun derim. O olaya girmeye çalışmam. Evet. Evet. Bir şey için bakacaksa veririm ama sorun değil yani. Bir şey sakladığımızdan. Yok. Yok. Ben vermeyeceğini bildiğim için istemedim. Ama ben alıştım yani buna gerçekten. Ben çünkü normal çok müdahil olmak isterim, şey yaparım yani. Elimde olsa ilk başta, ilk ilişkimizin ilk ayında bana verse şak diye alırım. Hiç şey yapmazdım yani, kaçırmazdım. Görsem de bir yerde yazardım yani, her şey yapardım. Yani ortak Instagram hesabı bile kullanabilirdik yani. Yine kalsa. Ama sonra şey yaptım yani, böyle özel hayatın dengesini bayağı ayırdık yani. Güzel evet. Oldu. Sorularımızla çiftimizi zorladık. Gerçekten harika bir performansı, tebrik ediyoruz. Şimdi uyum yüzdeniz ekrana gelsin. Harika bir sonuç. Tüm uyum ve uyumsuzluklarınızla birlikte mutlu bir evlilik hayatı diliyoruz. Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Biz çekerken çok eğlendik. Umarım siz de izlerken çok eğlenirsiniz. Siz de eğlendiyseniz kanalı takip edip bildirimlerini açabilirsiniz. Ben Güney Kan İnce ve İrem Yağımlı. Bizi izlediğiniz için çok İrem teşekkür Yağımlı ederiz. Mı? Aa, yanlış söyledim. Düğün komu uymadı mı? Soyadım değişti, İrem İnce oldum. Evet. Evet. Ben Instagram'ı düşünerek galiba. Instagram İrem Yağımlı, onu söylemek istedi. Evet. Çok teşekkür ederiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz. Bay bay. Düğün için her şey, düğün.com'da.